Bir mürid gece rüyasında cehenneme girenleri seyretmektedir. Dikkatleri birden son haddine varır çünkü şeyh de cehenneme girenlerin arasındadır. Şok olur. Ben nasıl bir şeye inanmışım ki beni de beraberinde cehenneme götürmekte diye düşünürken rüyasında uyanır. Rüyayı arkadaşlarına anlatınca arkadaşları da bu günahkarın yanında daha fazla kalmayalım der ve birer birer terk ederler dergahı. Sonra bu rüyanın şeytani olduğunu düşünüp şeyhinin öğrenciliğine devamla hizmetini de sürdürür. Öğle namazı vakti olmuştur. Şeyhine abdest suyu dökmek üzere ibriği eline alır ve başlar su dökmeye. Bir yandan da dalgındır. Gece gördüğü rüyanın etkisinden kurtulamamıştır. Şeyhi onun bu dalgınlığını görünce gece gördüğün rüyayı düşünüyorsun değil mi der. Öğrenci inkar etmeye kalksa da şeyh kararlıdır ve kendine şaşkın şaşkın bakan müridine şöyle der. Evlat biz o rüyayı 50 yıldır görüyoruz. Bu cevapla müridin şaşkınlığı daha da artar ve had safhaya çıkar. Rabbimin kapısından başka girecek yerimiz var mı evladım? Nereye gideceğiz? Kovsa da yine gideceğimiz yer onun huzurudur. Müridin şeyhine saygısı bu cevapla kat kat artmıştır ama bir yandan da hala rüyayı düşünür. Ve gecelerden birinde yine tekrar bir rüya görür. Bu kez şeyhinin alnında cehennemlik yazısı silinmiş ve cennetlik yazılmıştır. Ve şeyhini cennetle melekler hoş geldin diye karşılamaktadır.